Evet, merhaba. Bu ayın gündemi Photoshop ve ben de yıllardır kullandığım bu programla ilgili çok küçük ama günlük hayatta karşılaştığınızda işinize yarayacak bir özelliği göstermek istiyorum. Şimdi bu bir dosyayı açtım ve bu dosya üzerinde bir işlem yapacağım. Bu işlemde genelde layer'larla çalışmak, katmanlarla çalışmak şeklinde oluyor. Mesela genellikle ne yapıyoruz? Bir fotoğrafla çalışırken bu fotoğrafın bir takım ayarlamalarını, ışık ayarlamalarını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela levels'ı kullanıyoruz. Burada diyelim ki biraz daha karartmak için buraya bir katman şeklinde gördüğünüz gibi eklediğim bir adjustment, ayarlama var. Bir ayarlama katmanı ekledim. Bu şekilde buradan istediğim sayıda ekleyebildiğim bir özellik. Fakat benim anlatacağım özellik aslında tam olarak bunlarla bağlantılı değil. Layers paneliyle bağlantılı. Şimdi Layers panelinde çalışırken eğer şimdi buraya bir yeni katman eklersem bu eklediğim katman en son eklenenin üzerine geliyor. Bakın tıklıyorum ve en üstüne bir katman ekleniyor. Oysa ben bazen şunu istiyorum. Diyorum ki ya bu Brightness'ın altına bir katman eklesem veya Layer 1'i ekledim bir mesela şuradan siyahtan beyaza giden bir gradyan oluşturdum. Shift tuşunu bastım düz oldu. Ve multiply dedim. Böylelikle beyazlar görünmedi. Şimdi ben bunun altına bir şey eklemek istiyorum dediğimde hep şunu yapıyorum. Yeni butonuna bas, sonra bunu tut, aşağıya getir gibi. Bu işlemlerden bıkanlar için göstereceğim çok süper küçük ve işe yarar bir ipucu var. İşlemimi geri aldım ve yeni butonuna tıklarken klavyemden Windows kullanıcıları için Control, Macintosh kullanıcıları için elma butonuna bastım ve gördüğünüz gibi altına ekledi. Böylelikle şimdi yapacağım ikinci bir gradyen mesela burada siyahın altında kalmış olacak.